Bunları görmüş. Bu toprakta altı hep dolu işte, bak şu. Aynen. Yani Roma'yı yok ederken teknolojilerini yok etmişler. Aşağı bir şey basıyor. Yeni çıkardık. Sidi Antiyokya Antik Kenti 67 hektarda oluşmakta. 2008 yılında bizim başlamış olduğumuz çalışmalar ve daha önce Amerikalıların yaptığı çalışmaların hepsini dikkate aldığımızda kentin sadece %5'liğinin açılmış olduğunu söyleyebiliriz. Sidi Antiyokya Antik Kenti antik kaynaklarda milattan önce 3. yüzyılda, yani Helenistik dönemde kurulduğu yazılmakta. Yani milattan önce 300 yılından günümüze kadar kesintisiz bir yaşamın olduğu kentlerden bir tanesi. Ve yaşamış olduğu bölgenin o dönemki kültürünü günümüze nasıl yansımış olduğunu gösteren çok önemli arkeolojik veriler sunmakta. O verilerden bir tanesi de bu elimde tutmuş olduğum parçalar. Bu yıl bulmuş olduğumuz bu parçalar oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü burada sepet taşıyan bir Eros betimlenmiş. Hemen yanında bir üzüm salkımı ve o üzüm salkımını toplayan kanatlı bir başka Eros görmekteyiz. Yani üzüm toplayan Eroslar. Yani bugünkü deyimle aslında küçük melekler diyebiliriz. Ve bu Eroslar üzüm toplamakta, bu sembolik bir şey. Çünkü antik dönemde en önemli dönemlerden bir tanesi, yılın daha doğrusu en önemli bir tanesi hasat dönemidir. Burada bir bağ bozumu söz konusu, yani bol ürün elde edildiği bir dönemi anlatan bir kabartma bu. Ve bu kabartmayla biz antik dönemde Antiyokya'da üzüm hasatının ve diğer ürünlerin alındığı dönemde şenliklerin yapılmış olduğunu arkeolojik olarak belgelemiş oluyoruz. Antik kaynaklarda da biz bunu biliyoruz, çünkü burada iki büyük festivalin yapıldığını biliyoruz. Bu festivallerden en önemlisi Hasat Şenliği Festivali. Bugün de Yalvaç ilçesinin Temmuz ayında kutlamış olduğu Yalvaç Festivali, daha doğrusu Pisidya Antiyokya Sanat Kültür ve Sanat Festivali olarak isimlendirilen festival, antik dönemde tam milattan önce 300 yılında başlayan ve günümüze kadar kesintisiz devam eden bir geleneğin uzantısı olarak nitelendirebiliriz. Burada sırtında sepet olan bir Eros görmekteyiz. Kanatlı bir varlık. Arkasında üzüm asması ve üzümleri görüyoruz. Arkada ise üzüm toplayan sembolik olarak bir kanatlı melek görmekteyiz. Bu da bize sembolik olarak bağ bozumu, yani ürün toplama dönemini anlatan bir kabartma olduğunu gösteriyor.